uzun süredir daha düşük fiyatlı sistemler de gelsin diyenler için bilgilendirici bir Apo videosu hazırladım ona göre. Selam Yüksek Frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Açıkçası 4650G uzun süredir merak ettiğim bir işlemciydi. Biraz da rehber niteliğinde olacak bu videoda seçimlerinize katkıda bulunmak istedim. 5782 TL'ye satılan sistem şu anda konuğumuz oldu. Bakalım nasıl bir bilgisayar hazırlamışlar, beklentilerimizi günümüz koşullarında karşılıyor mu? Gelin hep birlikte frekans verelim. Görebileceğiniz üzere masamız epey bir kalabalık dostlarım. Yer yer teknik verileri ve ürünler hakkındaki detayları zaten kutu üzerinde görebiliyoruz. Dostlarım görebileceğiniz üzere B450M anakartımız, tabii ki ATX yapıda değil, daha ufak bir ebatta gelmiş. VRM fast tasarımı giriş seviyesinde sadece 8000'lik güç girişine ihtiyaç duyuyor. Cidden bayağı hafif bir anakart olduğunu söylemeliyim. Chipset kanadında klasik bir soğutucu görüyoruz. 2 adet bellek yuvasına sahibiz. 3 adet de genişleme yuvasıyla gelmekte. ALC897 Realtek ses chipsetini tercih etmişler. Tasarım olarak şık bir anakart olduğunu eklemeden geçemeyeceğim. Siyah ve beyaz esintili. Baskılar harbiden müthiş diyebilirim. Aynı zamanda anakart ufak olsa da fontlar çok büyük. İzole edilmiş ses kanadının olmasına sevindim. 6 adet USB çıkış da geliyor ve ekstradan PCI-2 bağlantıyı desteklemekte. Tabi eski monitörlerinizi de bağlayabilirsiniz bu sisteme. DVI'den tutun da HDMI'ye kadar hepsi var. En çok da BIOS flashback özelliğiyle gelmesine sevindim. Mesela işlemci güncellediniz diyelim. Hiç böyle BIOS update etmeden tek bir USB ile tuşla yeni BIOS'u kurarak işlemcinizi kullanabilirsiniz. Sadece bir adet M.2 SSD yuvasıyla geliyor. Eleştirebileceğim tek bir şey var. Çok fazla sistem fanı bağlama yuvasına rastlamıyoruz. İşlemci fanı dışında bir adet kasa fan çıkışı koymuşlar. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Şu anda elimde Ryzen 5 Pro olarak geçen 4650G işlemci var dostlarım. 6 çekirdek 12 izlek yapısı da dikkat çekmekte. 7 nanometrelik bu işlemci 65 Watt TDP değeriyle geliyor. Ve dahili Apo yapısıyla da bakalım oyunlarda neler yapacak. Gelelim bellek kitimize. 2x8 16'lık Corsair'ın LPX modelini tercih etmişler. CL16 olması ise erişim süreleri bakımından iyi diyebilirim. Metal muhafazayla gelen belleklerin teknik verilerini arkada görebilirsiniz. 16, 18, 18, 36. Ne yalan söyleyeyim, bu bellek modelini kullanmıştım. Hem AMD hem de Intel'de hiçbir problem yaşatmadı bugüne kadar. Belleğin şöyle bir potansiyeli var. Denemelerimde 3333 MHz hız aşırtmaya müsait bir yapıda. Dilerseniz 3200 değil de 3400 ve üzerine zorlayabilirsiniz dostlarım. Sistem Apo olduğu için 2x8 bellek tercih edilmiş. Tek bir 8 modül olsaydı dahili grafik biriminin tam potansiyelinden faydalanamıyorsunuz. Önceki videolarımda göstermiştim. Örnek olarak size bir sahne de göstereyim dostlarım. Sistemde M.2 SSD yerine 480'lik standart SATA SSD tercih edilmiş. Şimdi soranlar olacaktır Cloxia nedir diye. Toshiba'nın alt markası dostlarım. Ve bugüne kadar alıp da memnun kalmayana rastlamadım. Özellikle sizler için internette yorumlara baktım. 555 MB okuma ve 500 MB'ın üstünde yazma değerleri görebilecek potansiyelde. En azından Adata Su 630'dan daha iddialı olduğunu eklemeden geçemeyeceğim. Metal gövdeyle gelmesine sevindim. Sistemde AMD'nin göndermiş olduğu stok soğutucu tercih edilmiş. Çok kalın olmayan bir termal tasarım anlayışına sahip. Fakat Ryzen 5 ve 3 için ideal seviyede diyebilirim. Baksanıza sistem bu kadar işte. Bütün işlemi bu gerçekleştirecek. Ekstradan hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ufacık bir şey. Dostlarım bu sistemde Kore'de tasarlanan Zalman'ın giriş seviyesi S4 Plus TG modelini tercih etmişler. Klasik kendi paketiyle geliyor dostlarım. Şöyle söyleyeyim, içerisindeki güç kaynağının kablo kalitesinin bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Harbiden kalın ve ısıya karşı da dayanıklı. Bir problem yaratacağını zannetmiyorum dostlarım. Düz olması da tasarım açısından iyi düşünülmüş diyebilirim. Aynı zamanda ileride 8+4 ya da 8+8'lik güçlü bir anakart da bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda halka tasarımlı kalın 3 adet fanla geliyor. Önde 2 adet fan var. Bir kısmı boş bırakmışlar. Buraya sonradan fan da takabilirsiniz. Fakat böyle bir sistem için fazlasıyla yeterli diyebilirim. Sonuçta ekran kartımız yok. İç hanenin sıcaklığını etkileyebilecek çok fazla parça da yok. Önde USB 2 ve 3 portlarıyla birlikte ayrı ses kanalları var. Power ve reset tuşu da koymuşlar.
Kasaya ekstradan 2 adet hard disk bağlayabilirsiniz ve ileride M.2 SSD de takabilirsiniz. Yalnız kablo yuvalarında kauçuk gizleme hattı olmasını isterdim. Fanlar Molex üzerinden güç almakta, RGB kontrolcü yok, sürekli ışık yanacak şekilde tasarlanmış. En azından ufak bir kontrol gamı olabilirdi. 3 fanlı RGB halka tasarımı hoşuma gitti, renk canlılığı bayağı iyi. Hava akış performansı ve kasa içi soğutmada yeterince başarılı. Çünkü 30 FPM değeri sunan 1200 RPM fanlar tercih edilmiş. Aynı zamanda ses şiddeti de düşük tutulmuş. Bu kasaya 31,5 cm ekran kartı bağlayabilirsiniz. Ayrıca 240'lık ya da 120'lik sıvı soğutma takma avantajınız var. Öndeki metal perdeyi beğendim, fakat fanlarda ekstra toz perdesi olmadığını belirtmeliyim. Toplamda 6 adet fana kadar destekli sistem gayet şık ve çekici duruyor. Ayrıca kullanılan mat temperli cam da tam istediğim kıvamdaydı. Ne çok koyu ne de şeffaf. Ayrıca ışığı aşırı derecede yansıtmıyor dostlarım. Bence siyah ve gri temalı bu kasa masada şık duruyor. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz, lütfen yorum olarak bırakın. Nasıl buldunuz? Şimdi gelin en heyecanlı kısma geçelim. Acaba performansı nasıl? Dostlarım şu anda en güncel BIOS sürümünü kuruyorum. Çünkü AMD sistemlerde yeni versiyonları kurmak çok daha mantıklı. Performans açısından da ideal diyebilirim. BIOS'la alakalı en sevdiğim kısım direkt bellek profiline ve resizable barı tek tıkla aktif edebilmemiz. Vega 7 ile gelen işlemcinin önce statik testlere tepkisini merak ediyorum. Görebileceğiniz üzere Ryzen 5 2600 ve 3500X'ten daha iyi bir işlemci. Özellikle çoklu işlemde 3500X'i affetmiyoruz ve 3600X'e de yaklaşmışız diyebilirim. Tabi hem grafik hem de tek çekirdek performansı bakımından 5600G'nin gerisinde kalıyoruz. Özellikle FPS kanadı ne kadar fark ettiğini görebilmeniz adına örnek oyun testlerini ekrana yerleştirmek isterim. Böylece Apo macerasına atılmak isteyen dostlarım da faydalanmış olacak. Genel olarak bakıldığında her iki işlemciyle de kabul edilebilir seviyede oyun oynayabiliyoruz. Tabi GT 1030 ya da RX 550 karşısında geride kalsalar da şöyle düşünebilirsiniz. Bu işlemciye ileride ekran kartına ekstra para vermeden 3060 bağlayabileceksiniz ya da daha farklı kartlarda tercih edebilirsiniz. Zaten 1080p düşük ya da orta detaylarda giriş seviyesinde çoğu oyunu oynayabiliyoruz. Ekstradan giriş seviyesi bir kart takmaya gerek var mı? Tabi yine tercih size kalıyor. Atıyorum 40 FPS değil de 60 FPS almak istersiniz. Aslında iyi bir grafik kartıyla ileride ultra detaya zıplayabileceğiniz alternatif bir sistem olarak karşınıza çıkıyor Apo'lar. Sistemde M.2 SSD yerine kullanılan SSD haliyle 450 MB civarı okuma yazma değerlere ulaşsa da en başarılı olan kısım bellekti. Çünkü tahmin ettiğimden daha iyi puan verdi. Bir kere CL16 daha düşük gecikmeli bellek olması avantajlı. Özellikle yüksek gecikmeli bellekler karşısında. Bunu ekrandaki bir örnekle de gösterebilirim dostlarım. Görebileceğiniz üzere bellek süreleri frekans kadar önemli. O yüzden seçimlerinizde düşük gecikmeli, yüksek frekans olabilecek bellekleri de değerlendirin. Genel olarak sistemin ses şiddeti hiç kafa ağrıtmayan sessiz bir yapıdaydı diyebilirim. Fanları otomatikte sürekli çalışsa da durumu beğendim. Ayrıca hava akışı fena sayılmaz. Başta stok fandan korkmuştum ama genel kullanımda bu sistemde hiç başım ağrımadı. Yer yer ekrana 1080p ya da 720p kalitede oyun testlerini gerçekleştireceğim ki en azından akran oyunlarda ne tür FPS değerlere erişebilirsiniz görün istiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda çok heyecanlıyım. İlk oyunumuz olan Resident Evil 8'de başlayacağız. Grafik belleğini 8'e kadar arttırabiliyoruz. Şu anda ben 720p'de düşük detaylarda oyunu başlatacağım. Şimdi AMD'nin FSR teknolojisini az çok biliyorsunuz ve önceden anlatmıştım. Nvidia'nın DLSS'de yakaladığı performansa alternatif yapısıyla cevap vermiş ve birçok kartta büyük performans artışları sergilemişti. Şimdi FSR'de performansı seçtik ve 4650G'de ne alacağız ben de merak ediyorum. Görebileceğiniz üzere şu anda 720p düşük detaylarda 110 kareye kadar çıktık. 1080p yapacağım. Şu anda 1080p'deyiz. 70 karede oyun oynuyoruz ve mutluyum diyebilirim. İlerleyelim bakalım. Oo, burası bayağı bir kan gölüne dönmüş ya. Canavarı görüyorsunuz değil mi? Daily grafik birimi 1900 MHz'larda çalışıyor. Sıcaklığımız 49.
genel olarak soğutma performansının iyi olduğunu söyleyebilirim. İşlemcinin kaç derece olduğunu merak ediyorsunuzdur. Dostlarım, ek olarak SSD'nin sıcaklığından tutun da işlemci ve anakart sıcaklıklarına kadar hepsini ekledim. Genel olarak buradan takip edebilirsiniz. İlerliyorum şu anda. Oo, bir şeyler geliyor. Vallahi korkmaya başladım. Burada bir şeyler olacak. Vallahi başka yolu yok. Çok güçlü bu. Oha! Öldü vallahi. Ben korkmaya başladım. Sevgili dostlarım, şu anda bütün stres testlerini açtım. Hem işlemciye hem de APU'ya ekstradan yük bindiriyorum. Ve maksimum sıcaklığı sizlere göstermek isterim. Görebileceğiniz üzere maksimum 67,5 dereceleri gördük. Ortalama 52-60 arasında değişmekte dostlarım. Anakart kompanel sıcaklıkları ise maksimum 50 dereceyi gördü. Şu an için gayet ideal diyebilirim. Evet arkadaşlar, şu anda Age of'tayız. Oo, ne oluyor ya? Oo, bunlar bana geliyor. Bu nasıl bir oyun moduymuş ya? Abi adamlar hileli bir şeyler yapmışlar ya. Kalemi yıkıyorlar baba. Evet arkadaşlar, olmazsa olmaz. Bu bilgisayar GTA açar mı? Evet, açar. Ekran kartı olmadan GTA oynayabilecek miyiz? 1080p orta detaylardayız. Şu ekran kartlarının bulunamadığı günümüzde aslında 8000-9000 TL ekran kartı almak yerine bu şekilde çözümler de üretebilirsiniz dostlarım. Akıcılıkta hiçbir problem yok. 70 kareye kadar çıktık. Baksanıza ya. Story modda benim nelerim var ya? Silahım var mı? Durduk yere olay çıkarttım ya. Tam bir trafik magandasıyım. Araba fena sayılmaz ama birazdan gider gibi. Oo. Barikatlar barikat örmüşler. Oğlum ölmüyor musunuz siz ya? Abi. Evet arkadaşlar, şu anda PUBG'ye girdik. 720p düşük detaylardayız. Bu oyunu oynayıp oynayamayacağımızı merak ediyordum. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor açıkçası. Yalnız bu silah çok tepiyor ya. Az daha ölüyordum beyler. Yatış. Akıcılıkta hiçbir problem yok. Oha!
Bizim adammış ya, korktum ya. Ya abi, niye ölmüyorsun? Hadi. Öldürmüşler. Sadece asist yapabildik ya. Vallahi biz kazandık. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Tüm çıplaklığıyla bütün detayları gözler önüne sermeye çalıştı. Aslında bakıldığında şu anki fiyatıyla hiç de fena sayılmaz. Neredeyse bütün oyunları oynuyoruz ve upgrade etmeye de müsait. Ama piyasaya baktığımızda rekabette bulunabilecek alternatif GT 1030'lu ve 5600'lü sistemler yok mu? Tabii ki var. Ama burada şuna dikkat edin. Fiyat, ses, sıcaklık, kasa, parçalar... Bu gibi detayları es geçmeyin. En önemlisi kendinize şunu sorun. Ben hangi oyunları oynuyorum ve bir sistemden neler bekliyorum? Tabii burada tercih her zamanki gibi size kalıyor dostlarım. Hazır bir sistem olduğu için ürünün linkini açıklamaya bıraktım. Oradan sizler de temin edebilirsiniz. Ya da sitedeki farklı sistemlere de bakabilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.